Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Muhabir Masası başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Muhabir Masası'ndan herkese iyi akşamlar. Ben Aygün Özbek, Buran Can Terzi ve Kartal Yiğit de beraberiz. Muhteşem üçlü buluştu. Geçen hafta Kartal izindeydin değil mi? Yok, buradaydım. Ben mi izindeydim? Kim izindeydi? Ha, üçümüz de buradaydık. Niye ben öyle bir şey söyledim? Zaman sanki, çabuk geçiyor. Sanki, bir önceki haftayı hatırladın. Sanki dedim yani yoldum. Birimiz yoktuk, izindeydik gibi geldi. Öyle, bayram da yani ondan dolayı. Görevimizin başındaydık. Bravo. Bayramda da görevimizin başındayız. Ya sen nasıl bir insansın Kartal ya. Öncelikle görev kutsaldır bizim için. Tabii. Şimdi tabii. İyi bayramlar tabii bu arada. Herkese şimdiden bugün bayramın son günü, dördüncü günü, son günü şimdiden herkese, yolda bizi dinleyen, evet, evde bizi dinleyen herkese bir kez daha iyi bayramlar diliyoruz. Tabii ki Muhabir Masası biraz hızlı başlayacak. Neden biraz hızlı başlayacak? Bir yandan Beşiktaş biliyorsunuz bu akşam çok önemli bir hazırlık maçı içerisinde. Evet. Onunla ilgili detayları zaten birazdan Kartal Yiğit verecek. Sayıs'la ilgili bazı gelişmeler var. Onların detayını Kartal verecek. Kerem'le ilgili Kerem Aktürkoğlu'nun bugün antrenmanda Van Aulond'la girmiş olduğu bir tartışma var. Onunla ilgili detayları zaten Buran Can Terzi verecek. Fenerbahçe'de tabii az önce Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi. Joshua King biliyorsunuz. Forvet. Tam forvettilerse forvet arkası futbolcular. Evet, evet. Bu akşam saatinde İstanbul'a geliyor. Görüşmeler yapacak. Demek ki anlaşma sağlandı. Hayırlı olsun diyelim. Tabii önce bir de tabii Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi var, durum var. Onunla ilgili detaylı bilgileri zaten birazdan ben aktaracağım. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Kerem'le başlayalım. Hı-hı. Çünkü sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu Van Aulond tartışması birinci sıraya yükseldi. Nedir onda son durum? Sabah ben antrenmanları izledim, bir şey görmedim ama ondan sonra tam canlı yayın veriyordu çünkü yayınlar biterken mevzu patlıyor zaten. Yani, canlı yayın biterken. Yani şöyle bir bölümü basına açık, bir bölümü basına kapalı. Tam hani basına kapattık arkadaşlar denildiği noktada olay patlıyor. Ben çünkü istihbaratı aldıktan sonra o bölgedeki arkadaşlarla da görüştüm. Yani bazıları biz yoktuk orada dedi zaten. Ama tabii hem görüntü var. Hı hı. Görüntünün fotoğraflar de sonu var. Fotoğrafta çok net zaten. Fanatikten Murat Akbaş, tebrik ediyorum Murat'ı da. Münakaşa görüntüsü. Hı. Çok görüntü net. Büyük ihtimalle biraz fırlaşmış. O hani böyle sulama şeyi var ya. Evet. Orada tahmin ediyorum kamera biraz şeye girmiş. Biraz şimdi görüntü. Doğan Haber Ajansı. Yani 5'e 2 bir pas oyunu oynanıyor orada. Ondan sonra Anhold tabanla sert giriyor. Yani olabilecek bir şey bu antrenmanda. Kerem kardeşimizin biraz daha sinirine hakim olması lazım. Kerem de tokat gösteriyor. Sürtüşme oluyor. Fotoğraflarda da net zaten o. Bir itiş kalkış oluyor orada. Hı hı. Ondan sonra da arkadaşları araya giriyor. Olayı sonlandırıyorlar. Yani şunu söylemek lazım. Bu bir kavga, bunun adı kavgadır. Antrenmanda kavga çıktıdır bunun adı. Bu şunu söyleyeceğim aslında sana ya. Aslında ya bunu söylemek de bunu söyleme ya. Bu normal. Hayır, bir şey. Evet, bunu ya, söyleme, bunu yazmak da normal. Hayır, şimdi şunu sana söyleyeceğim. Bunu yazmamak anormal. Evet. Bak şimdi şurada bu olayda şöyle bir sıkıntı var. Şimdi senin görüşünü merak ediyorum. Ben bugün sabah yayın vardı. Bitti. Yayından sonra YouTube yayını vardı. Onu da kapataş dedim. Bitti yayın. Sonra bir yerde oturdum. Kahve içerken Mustafa Çevik'in tweetini gördüm. Saat kaç civarıydı? 3 civar mı ne? 3-3.5 olabilir. Tam bilmiyorum şimdi saati. Yandan da söylemek istemiyorum. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. O tweeti gördüm. Galatasaray antrenmanındaki işte olayı yazmazsanız Galatasaray muhabir arkadaşlar falan diye bir şeyler attı. Tweetler attı arka arkaya. Bana idmanda kavga çıkmış bildirimi 15.27'de gelmiş. İşte 3.5 dediğim hikaye. 3.5 gibi okudum ben. Öyle hatırlıyorum çünkü. Peki sabah antrenman oldu. Antrenmanda fotoğraflar çıktı. Mustafa Çevik hatta bu tweet'i atmasaydı
Doğru mu? Ben Mustafa Çevik'in tweetlerini görmedim. Mustafa Çevik şöyle bir tweet attı. Seninle alakası yok. Aha. Onunla alakalı. Ona söylüyorum. Aha. Kardeşim diyor, antrenmandasınız diyor. Ben diyor 2022 kilometre ötedeki evimden diyor ben bunu görüyorum, yazıyorum diyor. Siz diyor niye yazmadınız bunu diye hatta eklemişti. Çeşitli kurumları da ekleyerek arka arkaya tweetler attı. Ondan sonra görüntüler çıktı. Ben zaten 15-30 gibi biz yazdık. Hani ben doğrulattım. Onu diyorum sana bak. Yani. Sabah 11'de miydi? Tabii. Ya biz de yapınca yani haberi biz verdikten sonra görüntüler çıktı. Aynen. Yani o ara peki niye verilmedi? Ya bence de doğru değil. Yani onu söyleyeyim, doğru değil. Şey yani mi oldu acaba hani kulüp iletişimleri ben şöyle söyleyeyim. Ya her kulüpte var bu arada. Vardır. Bazen gelirler derler ki arkadaşlar bunu büyütmeyin. Hı-hı. Doğru mu? Hı-hı. Bunu hepimiz yaşadık. Kartal sen de yaşamışsındır. Ben Fenerbahçe'de yaşadım. Buran sen Galatasaray'da. Büyük ihtimal orada zaten 2-3 kamera vardı veya 1-2 foto muhabiri vardı gibime geliyor. Büyük ihtimalle sevgili medyadaki arkadaş, isim vermek istemiyorum şimdi. Onda belki o konuşmamıştır. Söylemiştir. Ama tabii içeriden dışarıya sızdıktan sonra olay patladı. Evet, ama şu var. Mesela kapalı antrenmanda gizli bir... kapalı değil antrenman. Hayır. Basına kapalı antrenmanda mesela çoğumuz öyle olur. Bir kişi öğrenir mesela. Ben öğrendim diyelim. Yazmak istemek için teyit ederim. O zaman derler ki aman yazma. Ama çünkü elinde görüntü de yok. Yok. Bir kişisin. Bir kişi öğren. Ama basına açık antrenmanda yazma. Ya bütün bir de o çevredeki herkes konuşuyormuş. Yani ben oradaki arkadaşlar da zaten... Ya benim konuştuğum arkadaş görmemişti olayı. Ben o yüzden yazmamasını normal karşılıyorum. Ama dedi ki yani burada herkes konuşuyor bu olayı. Olmaz öyle. Yani evet. Şey. Yani orada bir artık günümü... Bir de şöyle bir şey var. Hani sosyal medya takipçisine kalemini değişenler var. Yani onu görüyorum. Ben şimdi haberi yazdık. Arkadaşlar hani bayağı bir tepki aldım. Haberi verdim. Yani işimi yaptım. Nasıl için şeylerden bir tepki? Hayır. Yok. Sosyal medya. Hani haberi yaptığım için. Ama şöyle bir şey var. Yani gazeteciler de bizim linç yememize bazı arkadaşlar da çanak tutuyor. Hani onu da görüyoruz. Şey şimdi o çanak yani tutan arkadaşlar da o haberi verecekler. Evet. Çanak tutmayacaklar. Burada tribün oynamayacaklar. Bunlar bunların maaşlarını şirketleri veriyor. Şirketleri veriyor. Kulüpler vermiyor sen sevgili arkadaşlar. Sen o parayla hangi parayla gittin kampa? Sen oraya neyle gidiyorsun? Kulüpler götürmüyor seni. Sen şirketler bu sıkıntılı ortamda sana harcırah veriyorlar. Seni gönderiyorlar. Bir kamp takip etmek kolay değil arkadaşlar. Uçak biletleri, oteldi, arabaydı, yemeğiydi. Tabii. Şimdi yani bir hafta 10 günlükte dediğin gibi tabii ondan sonra bu görüntüler paylaşılmaya başlandı. İşte Fanatik'ten sevgili Murat'ın fotoğraflarını gördüm. Biraz Murat'ın fotoğrafları daha net. Bir ara bakarsın istersen. Karakarafanatik.com.tr koymuş. Sonra Kerem bir açıklama yaptı. Şimdi Kerem'in açıklamasına da biraz sallayacağım, kusura bakma. Olabilir. Kerem'i ben de eleştiriyorum. Neden burada sallayacağım? Ya sen kimle tartıştın Kerem? Kimle kapıştın? Niye arkadaşın adını yazmıyorsun? Açıklamada isim yok biliyorsun değil mi? Evet. Evet, o ya Kerem'in zaten bu öfke kontrolünü sağlaması lazım. Yani bir de Anolt senden kaç yaş büyük adam abi şimdi. Yani sen şimdi alttan Marka, almak durumundasın. Marka hikayesi daha önce. Van Alonso hikayesi. Ya ki ben Marka Kerem'de olayında Kerem'i savundum. Sonra yani Marka'nın yaptığı iş değildi. İş değil tabii canım. Orada hani hiçbir yanı yoktu sanılacak Marka'nın. Kerem haklıydı orada. Yani Kerem'in yani tartışmanın başında yine Kerem'in haksız olduğu nokta olabilir ama yani ne olursa olsun orada kimse kimseye vuramaz. Ama burada şimdi abi sert girdi diye adama sen bu tepki veremez. Kerem'de bir öfke kontrolü sıkıntısı var. Acaba beklediği bir transfer mi gerçekleşmedi? Bu ara ondan mı morali bozuk? Bir şeyler mi düşünüyordu? Hani bir ara vardı ya Avrupa'dan teklifler var, Kerem gidecek falan filan. Acaba öyle bir şey mi oldu da böyle bir... Çünkü takım arkadaşlar işte Marco'a gitti. 15 milyon euro gibi rakama gitti. Kerem'le ilgili gelen bir teklif var mıydı kulübe? Şu ana kadar bu dönemde ulaşmış şey. Kış döneminde Wolfsburg'dan bir teklif vardı ama bu dönemde bir teklif gelmedi. Kerem'in mutlak surette öfke kontrolünü eline alması lazım. Onu söyleyelim. Okan Hoca tabii bu konuda zaten genç yıldızla %100 konuşacaktır, tecrübelerini aktaracaktır. Ama tabii iyi değil. Görüntü iyi değil. Yok. Hoş bir görüntü değil. Değil yani. Yani vücut dili de doğru değil. Yani Kerem'in bu konuda bence profesyonel yardım alması gerekiyor. Yani böyle devam ederse Avrupa'da ben sana söyleyeyim. Avrupa'da iyi bakmaz bir futbolcuya. Şimdi bak şöyle bir durum var. Ben Kerem'in sonuna kadar haklıydı. Mesela geçen seneki mevzuda. Yani tam Marco hikayesinde. Şunu söylüyorum. Yani o olayda dahi
sana bazı konulara tepki verenler varsa demek ki sen de yani orada sen mağdurdun çünkü. Orada bile seni birkaç konuda hatalı bulan varsa senin demek ki düzeltmen gereken birkaç nokta var. Yani burada biz yani ben yerli oyuncuyu yani burada ya belki pozitif ayrımcılık yapıyor gibi algılanabiliriz geçen seneki olayda ama yok hani burada objektif olarak Kerem haklıydı. Ama bu olayda da ben Kerem'in alttan alabileceğini düşünüyorum. Şimdi ondan sonra hani şimdi mesela Kerem'in açıklamasını bana gönderiyor arkadaşlar. Bak kavga yokmuş tartışmış. Şey Kerem orada kavga mı ettik diyecek ya. Görünüyor görüntüde yani ya temas görüntüde var. Görüntüde bir temaslar var. Var el kavgaları falan filan. Belki araya futbolcular girmese çok daha farklı bir şeyler olabilir. Orada futbolcuların araya girmesi de önemli. Ama orada bir sıkıntı var burada. Biraz Kerem'in öfke kontrolünü eline alması gerekiyor. Beşiktaş'ta bu, son durum ne maçla ilgili? Bir yandan da Kartal çok sıkı bir şekilde maçı takip ediyor. Evet. Kadroyla ilgili detaylı bilgileri zaten 0-0 şu anda Beşiktaş. Kadroyu da yavaş yavaş sen bize söylersen kimle oynuyor? Victor Pilsen'le oynuyor. Victor Pilsen takımıyla Beşiktaş, oynuyor. Evet. Beşiktaş. Var, Sayısın durumu ne? Biraz sıkıntı var konuşuyoruz. Şimdi, sen bugün Ajans Spor'a yazdın zaten. Evet. Akşam saatlerine bu haberi sen verdin ilk. Nedir onun durumu? Şunu söyleyebilirim yani bu Size'la ilgili işte sakatlığı ciddi şeklinde bir duyumlar, haberler çıktı. Dizinde da. Değil mi? Dizinde evet. Dizinde bir problem var. Kendi milli takımında son maçlarda bir problem yaşamış. Ama şimdi soruşturdum. Ben kampta bulunan arkadaşlarımızı aradım. Ve daha doğrusu özellikle sportif direktör Ceyhun Kazancı'yı bulmaya çalıştım. Kendisine bir ulaştım. Böyle böyle ciddi sakatlık yaşadığı şeklinde haberler var. Antrenmanlarda katılmıyor ne diyorsunuz diye. Kesinlikle yok dedi. Yani külliyen yalan dedi. Biz sadece koruma amaçlı Sayısı kenara çektik dedi. Evet kendi milli takımda bir sakatlık yaşadı. Dizinden bir problemi var. Ama kesinlikle öyle 5-6 hafta oynayacak şeklinde ciddi bir problem yok. Hatta şöyle bir şey dedi Ceyhun Bey. Şimdi yarın hoca oynatmaya kalksa oynar dedi. Yani bunun kendisinin lafı. Hmm. Yarın oynatmaya kalksa oynar dedi. Hiçbir problem yok dedi. Oyuncumuz zaten İspanya'daki maçlarda yer alacak dedi. Bir sıkıntı görmüyorum dedi. Tabii şimdi kendisi yetkili ağız olduğu için biz de onun açıklamalarını kullanmak zorundayız. Yani tabii canım birebir evet, bir kulübün yetkilisi yok. Yani bir sonuçta. Yok onu söylemiş oldu. Yani onun için biz de bu şekilde önemli yazdık yani. Ya, doğrudur ya sakatlık çünkü yaşamış olabilir. Yani milli takımda yoruldu, etti, fizikman geriledi. Ve sonuçta bir de dizinde de bir problem olunca hoca da çok sıkmak istemiyor. Sonuçta bunlar hazırlık maçı. Çünkü iki maçtır çıkan kadro daha çok görmek istediği oyunculardan kurulu bir kadro. Yani yeni transferler yok. İşte Saiz zaten yok. Yani bilinen oyuncular, bilinen oyuncuları hoca tanıdığı için bunları şey yapmak istemiyor. Daha çok genç ağırlıklı oynuyor Beşiktaş bu iki maçta. O nedenle yeniler büyük ihtimalle İspanya'daki kampta yeni futbolcular sahne alacak yani Beşiktaş'ta. Yeni futbolcuları yani daha doğrusu yeni transferleri göreceğiz. Şimdi bugünkü maçın kadrosuna ilk 11'ine isterseniz bir değinelim. Kalede Ersin, geçen maçta olduğu gibi Necip, Wellington, Montero, Rozier, Salih, Getson, Umut, Emirhan, Delibaş, Cenk ve Boyd. Yani Valerian İsmail bu oyuncuları son durumlarını görmek istiyor. Özellikle gençleri görmek istiyor. Çünkü gençlerin sahne aldığı bir kamp bu. İspanya'daki kampa da büyük ihtimal bu gençler götürecek ama kadro tabii ki inecek. Şimdi hoca doğal olarak bu Avusturya'da oynanacak maçlarda indireceği yani götürmeyeceği oyuncuları belirleyecek. O yüzden az kadrolar değil yani yeni transferlerin olduğu kadrolar değil. Görmek istediği oyuncuları oynatıyor. Ve bunlardan da gitmeyecekler olacak dediğim gibi. Esas kamp yani hazırlık maçları İspanya'da olacak. Bu tam böyle lige hazırlık giriş
maçları olacak. Çünkü ondan sonra da artık lig başlıyor. Bu nedenle ben buradaki maçların çok çok böyle üst düzey maçlar değil zaten. Ve gençlerin ve kadroda kalıp kalmayacağı merak edilen oyuncuların şans bulacağı, bulabileceği maçlar olduğunu düşünüyorum. Zaten bugün de onları oynatmış hoca. Pizzen önünde de. Şu an hala maç 0-0. Evet maç Werder Bremen maçına orana daha tutuk bir maç. Biz görüyoruz. Bremen maçı tabii 2-1. Bremen maçı daha böyle ama daha tabii kadrolara baktığın aktif, zaman şimdi tabii hazırlık maçları ben şöyle sana söyleyeyim. Yani hocanın futbolcuları yani görme açısından sonuçta, taktiklerin sahaya işte sistemin uygulanması açısından sonuçlar benim için çok önemlidir. Önemli olan orada hocanın sahadaki futbolcuları istedikleri yaptırdı mı yaptırmadı mı? Büyüm olan orada hocanın kafasına yatması tabii. Yerine getirmek işte gençlerin nasıl bir performans göstermesi yoksa ben Werder Bremen maçı sonrası da söyledim. Yani yensen ne olur, yenilsen ne olur? Evet. Yani o maçta yendin tamam bir moraldir ama sonuçta bir hazırlık maçı neticede. Mühim olan takımların işte lige hazırlanması. Beşiktaş'ta o Werder Bremen maçında hakikaten iyi bir başlangıç yapmıştı. Bugün de Pizzen'le oynuyor. Şimdi Pizzen maçına döneceğiz. Kerem kısmına devam edelim. Zaten sonra bir 3-4 dakikamız var. Ondan sonra bir araya gideceğiz. Aradan sonra zaten detaylı bir konuları konuşacağız. Şimdi açıklama yaptı. Şimdi hani Kerem'in açıklaması. Şimdi evet ikisini de verelim istiyorsan. Tamam. Çünkü haberi yapan kişiler olarak aynı zamanda oyuncuların açıklamalarını da vermek gerektiğini düşünüyorum. Hemen Kerem'in haberini, açıklamasını okuyayım. Akabinde de Anholtunkin'i paylaşacağım. Şimdi yani tabii ki doğal olarak olayı büyütmemek adına zaten oyunculardan bu açıklamaları bekliyorduk. Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma bağlamından koparılarak fiziki şiddet içeren bir kavga olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğini ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir. Ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay o haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir. Kamuoyuna saygınlarımla. Zaten açıkçası biz herhangi bir haber dışı bir şey yaptığımızı, olay dışı bir şey yazdığımızı düşünmüyorum. Anholt'un açıklamasını da okuyayım. Mesela hani sen eleştirdin ya Kerem'i şeydi. İsim yok vermedi. Çünkü. Şimdi mesela Anholt takım arkadaşım Kerem Aktürkül oldu ile. Ben çünkü Anholt'u okudum. Evet. Kerem'e baktım. Allah Allah dedim Kerem'inkiyle ikisini yani ne demek istediğimi anladın değil mi? Evet evet. O Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik ne yazık ki sahanın içinde kalması gerekirken çıkan abartılı haberleriyle yanlış bir şekilde yayılmıştır. Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bu olmamaktadır. Demiş barıştılarsa ne mutlu Galatasaray'a diyelim. Ne mutlu kamuoyuna yani biz de istemeyiz zaten. Zaten yani haber olmaması gereken bir şey varsa haberdir. Yani biz de bunu yaptık. Düzeldiyse her şey ne mutlu. Bu zaten bu olayında Galatasaray'ın Galatasaray'a bir zarar vereceğini düşünmüyordum. Bunu yazmış. Tabii burada hala aynı şeyi söylüyorum. İşte Van Olont'un ismi koyması, Kerem'in koymaması aslında baktığın zaman Kerem'in hala bakma sen yani sinirli olduğunun görüntüsü. Evet. Onu söyleyelim. Olay büyüdü mü büyümedi mi? Şimdi tabii izlenmediği için tabii video görüntülerine baktığınız zaman biraz Doğan Haber Ajansı'nın fotoğraf da paylaşmış. Doğan Haber Ajansı'nın normal o çünkü. Normal ya. Yani. Evet. Anında yan yana getirirler. Kulüp perde. Maç bitti bu ara Beşiktaş'ın. İlk yarı bitti mi? İlk yarı değil maç bitti. Maç mı bitti? 0-0. Ha, Pizzen maçı 0-0 evet. Sona erdi. Sona erdi. Zaten birazdan zaten hocanın da konuşmaları geldikti zaman oradan da sen bize aktarırsın. Diyelim ama kısa bir araya gidelim. Aradan sonra da muhabir masasına devam edelim. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu muhabir masası devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur oyna hep oyna. Evet muhabir masası tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz 18.52 gösteriyor. Beşiktaş maçı, ikinci hazırlık maçı 0-0 berabere bitti. Nasıl buldun takımı? Vallahi takımı nasıl buldun evet. Şimdi Werder Bremen maçından sonra biraz daha durgundu.
Çünkü yani şey hemen biraz hemen daha kadro ama öyle mi? Tabii ki kadro yakındı. Yani şeyler oynamıyor. Yeniler oynamıyor. Yani Cenk dışında. Bir Cenk oynuyor. Onun dışındaki yeniler oynamıyor. Geçen maçta bir Gerson oynamıştı yanılmıyorsam. Ama Vogers yok, Sais yok. Dediğim gibi en önemli oyuncular şu an itibariyle yok. Gezal'ı oynatmıyor. Yani milli takımdan gelen oyuncuları oynatmıyor. Yani az kadrosunu oynatmıyor iki maçtır. Büyük ihtimal zaten İspanya'da yapılacak kampta Beşiktaş artık lige dönük ideal 11'ini bulmaya çalışacak. Orada biz zaten neyin ne olacağını göreceğiz. Yani buradaki maçlar bence özellikle demin de söylediğim gibi genç oyuncuları görme anlamında iyi bir sınav niteliği taşılıyor. Hem genç oyuncular hem de kadro düşünülmeyecek oyuncuları bir görüyor. Yani şimdi her teknik adam oyuncularını görmek ister. Çünkü görmeden de bir karar verilmez. Yani hiç olmazsa futbolcu neyin ne olduğunu zaten biliyor. Kadroda olup olmayacağını da anlayacaktır. Hiç olmazsa adil bir düzen anlamında futbolcularını görüyor Valerian İsmail. Bugünkü maçta da ben şunu söyleyebilirim. Dikkatimi çeken bir şey var. İki maçtır ben kaleci Emre Bilgin'i çok iyi gördüm. Acaba, genç kaleci iki maçta. Acaba Ersin gidiyor mu? Ersin zaten Ersin gittiği zaman tamam gelecek de ondan dolayı acaba yani ama değiştirme oynuyor. Ersin'le başlıyor. Geçen maçta da Ersin'le başladı. Bu maçta da Ersin'le başladı. Alıştırıyorlar kale anlamında söylüyorum demek. Tabii alıştırıyorlar. Mesela geçtiğimiz sezonun son maçlarında oynadı Emre. Yani o yüzden ben Beşiktaş iyi bir kaleci daha kazanıyor şeklinde bir düşüncem var. Çünkü hakikaten Werder Bremen maçında da bu maçta da son anlarda çok etkili pozisyonları çıkardı. Özellikle arka direkte çok başarılı. İyi yer kapatıyor. Bir kaleci için çok önemli. Ben beğendim. Genç kaleci bence iyi yolda. Oynuyor tabii ki tecrübe kazanacak. Bugün de iyiydi. Geçen maçta da iyiydi. O nedenle Beşiktaş'ın kalede bir sorunu yok. Oldu da Ersin transfer oldu. Zaten Mert Günok gibi çok tecrübeli bir kaleci var. Ama bunun yanında Emre gibi genç, gelecek vadeden bir kalecisi var. O yüzden ben bugün de beğendim Emre'yi. Geçen maç Emirhan Delibaş hakikaten iyi oynamıştı. Oğuzhan fena değildi. Bugün de gençler tabii ellerinden geleni yapmak istediler. Mücadele ettiler ama tabii dediğimiz gibi bu tür maçlar sıcak hava, yorgunluk. Şimdi günde çift antrenman yapıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Şimdi yorgunluğun da bir getirdiği bir sıkıntı var. Yani çok böyle göze hoş gelen maçlar olmayacaktır hazırlık maçları. Adı üstünde hazırlık maçı. O yüzden esas ben Beşiktaş için büyük ölçü olacak kampın İspanya'daki hazırlık maçları olacağını düşünüyorum. Yani İspanya kampı ne zaman başlıyor? İspanya kampı geliyorlar bu 17'si gibi geliyorlar. 20'si gibi İspanya kampı başlıyor. Orada da bir hafta 8-9 gün ya 10 gün yaklaşık. Orada da bir kamp var. Orada da 2-3 maç yapıp İstanbul'a dönecekler. Zaten lig başlıyor. Ben oradaki kampta bir şeylerin artık görüleceğini düşünüyorum. Yani Valerian İsmail kendi ideal kadrosunu kuracak. 11'ini yavaş yavaş belirleyecek. 11'ini orada belirleyecek. Çünkü burada bayağı bir kalabalık bir kadroyla geldiler yani Avusturya'ya. Şimdi bu kadroda elemeler olacak. Elenenler olacak. Gelenler de olabilir. Gelenler de olabilir. Esas büyük elemeler olacak ki gelenlere de yaratacaksın. Yani şimdi burada 30'un üzerinde oyuncu var. 30-35 tane futbolcuya gidiyor. Bunlarla ikinci kampa gidemezsin. Zaten Valerian İsmail çok böyle kalabalık kadro seven bir teknik adam değil. Şimdi buradan olabildiğince şimdi şöyle bir de ana bir düşünce var. Hem yönetimin hem hocanın hem de altyapı grubunun mümkün olduğu kadar genç oyuncularla yola devam etmek sezon içinde. O yüzden bu genç oyunculara da yer açmak için hoca burada itinalı davranıyor, titiz davranıyor. Geçtiğim sezon özellikle kiralık gelen işte Boyd gibi, Salih gibi yani bu oyuncuların ben çok kalma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Onların yerine gençleri monte edecekler.
Gerçi mesela Salih bir iki maçtır özellikle bugün de öyle iyi toplar attı. Yani izlediğim kadarıyla. Toparlamaya başladı. Biraz böyle sanki bir kıpırdanma var gibi ama yani tabii o yeter mi? Bu lige pek yansımıyor. Yansımıyor. Yani orada mesela geçtiğimiz sezon Başakşehir'de de bir şey yapamadı. Yani biz Saman Alevi tarzı. Biraz sıkıntılı. Yani ben bu sezonda çok takımda kalacağını. Gönderilir mi? Düşünmüyorum. Gönderilir gibi. Kamp sonunda diyorsun. Gönderilir. Gönderim ihtimali yüksek. Boyd da o da gider gibi. Çünkü dediğim gibi genç oyuncular var. Genç oyuncuları Beşiktaş değerlendirecek bu sezon. Çok değerlendirecek. O nedenle böyle geçtiğim sezon işte çeşitli yerlerde kiralık oynayan bu tür oyuncuları gönderecekler. Bakıldığı zaman kamp iyi gidiyor. Yani günde çift idman ve özellikle hep söyledim yani bu zaten Valerian İsmail geçtiğimiz sezon geldiğinden beri bunu belli etti. Fizik kondisyona çok önem kondisyonu veren bir teknik adam. Yani İstanbul'da da inanılmaz çalıştılar. Şimdi burada da kampta da çok iyi çalışıyorlar. Yani Beşiktaş'ın her fırsatta hoca söylüyormuş zaten. Bizim en büyük gücümüz fizik. Hı hı. Fiziki gücü, kondisyonumuz olacak diye buna çok çalışıyorlar. Bununla beraber tabii ki gelecek oyuncularla, yetenekli oyuncularla beraber kaynaştıracaklar. O yüzden Valerian İsmail'in şu ana kadar istediği uygulama, istediği yani arzu ettiği çalışma ortamı yapılmış durumda. Yani bir sıkıntı yok kampta şu ana kadar. Az önce de demin de söylediğimiz gibi Sais'le ilgili. Sais'in korkulacak ciddi bir şey olmadığını duyduk. Burada riske edilmiyor. Büyük ihtimalle İspanya'daki kampta maçlara çıkacak. Yani bunu Beşiktaşlı yetkililer zaten söyledi. Ligin ilk maçına yetişir mi peki? Sais, Kayseri maçı değil mi? Ligin ilk maçı öyle hatırlıyorum. Kayseri ile içeride. Yani İspanya'da kampa çıkacaksa. Eğer çıkarsa iyi bir performans sergilerse. Oynar diyorsun. Oynar. Ama şunu da söyleyelim. Yani Valerian İsmail her ne kadar tabii ki Sais şu an ilk 11'in bir numaralı adayı. Hı-hı. Ama alternatifleri de deniyor bak sürekli Necip, Wellington, Montero yapıyor mesela. Yani doğal olarak yapıyor. Necip'i oynatıyor orada. Doğal olarak Necip deniyor. Necip'i nereye koysan oynuyor bari. Tabii Necip oynuyor. Orada da oynuyor. Kale hariç her yerde oynadı. Vallahi oynadı. Yani bakarsın. Nereye koysan oynuyor. Bu sezonda Necip olabilir. En fazla eleştirilen değil mi? En fazla tepki gören futbolcu. Ama her yerde oynuyor. Her yerde oynuyor. Joker. Tam bir joker. Ve her teknik adamın. Elinde yani kim gelse oynatıyor yani. Her, ya kim gelse de her takımda böyle futbolcu ihtiyaç var lazım. Aslında. Yani her eve lazım diye bir şey vardır ya. Her takıma lazım. Yani yaşı da tabii artık yavaş yavaş kemal erdi. Necip'in yani 91 doğumlu oynar. 3 sene daha oynar. Oynar. Rahat 200 oynar. Sene daha oynar. Tabii. Oynar. Kendine iyi bakıyor bir de. Bakıyor. O da yani bence şöyle söyleyeyim yani Beşiktaş efsanesidir Necip. Tabii altyapıdan gelip evet. De bu denli oynayan şu an tek oyuncu yani son dönemde. Ama şu var tabii. Rıza Çalınbay tarzı bir kariyeri tabii. Oldu yani. Ya profesyonel oyuncu kendine bakıyor. Güzel bir yaşantısı var. Düzgün bir yaşantısı var. Yedek kalsa sesini çıkarmıyor. Sorun evet, çıkarmıyor. Hiç, tabii hiç olacak? Sıkıntı yok. Yani böyle oynuyor. Sözleşme döneminde oynar. Elinden gelince fedakarlığını da yapıyor. O yüzden oynar. Yani dediğim gibi o konuda bir sıkıntı yok. Evet. Victoria Pilsen maçı demin de söylemiş olduğun gibi Beşiktaş'ın golsüz bir prova. Siyah beyazlar Pilsen'le 0-0 berabere kaldılar. Hakikaten baktığın zaman şimdi çok sıcak bir hava gözüküyor Avusturya'da. Bu sene aslında takımlar bu dönemlerde Avusturya'yı tercih etmelerinin sebebi hava şartlarından tabii. Dolayıydı ama bu dönem aşırı bir sıcak altında idmanlar yapılıyor. Ya gerçi ben sana söyleyeyim yani hep yüksek rakımlı yerlerde. Evet. Yani biliyorsun sezon başı kamplar hep yüksek rakımlı yerlerde. Biz oraya giderken yerlerde. Montlarla falan filan giderdik bir yani. Bir ara kötüymüş ama hava. İlk gittiklerinde bayağı yağmur çamurmuş. Şimdi güzel. İstersen bir Serdar Saatçı ile bir haber var. Onunla ilgili bir haber var. Oyundan alınan Serdar Saatçı tepki göstermiş. Valerian İsmail de oyuncuya bu tempoyla oynayacaksın hiç oynama diyerek de ona tepki göstermiş. Tabii Sercan Dikmen'in Avusturya'dan bildirdiği bir haber bu. Onu da şimdiden söyleyeyim çünkü tabii maç
orada maçı görmediğimiz için tabii kenarda ne oluyor ne bitiyor görmediğimizden dolayı 391 maç şeye baktım da bu arada Necip'in 391 tabii. Maç Beşiktaş tarihinde en çok oynayan 13. futbolcu. Tabii. Serdar Saatçi ile Bibadan İsmail arasında bir ufak bir konuşma geçmiş, tekrar söyleyelim. Oyundan alınan Serdar Saatçi tepki gösterince Bibadan İsmail de oyuncusuna bu tempo ile oynayacaksan hiç oynama şeklinde cevap vermiş. Olur bu tip ufak tefek şeyler. Olur da şunu söyleyeyim ama Serdar Saatçi biraz sıkıntılı bir öyle mi? Oyuncu. Evet, sıkıntılı bir isim yani devamlı daha önce de böyle bir tip girişimler oldu. Oynamadığı zaman. Evet, biraz sıkıntı yaratabiliyor. Sözleşme uzatma konusunda da problem yarattı kulübe. 72'de girmiş 83'te oyundan alındı. Tabii şimdi kapıya tekmeler atmış. Doğrudur. Çünkü şöyle 72'de girip 83'te alıyorsan yani gösterir. kapıya tekme atarsın atar, yani. Atar ama bir şey var ki hoca alıyor. Yani bir de o var. Aynen. Yani şimdi hazırlık maçı, doğru söylüyor. Bir genç futbolcusun sen. Niye göstermiyorsun kendini? Daha bir şey olmadın yani. Kimse kusura bakmasın. Ya yani 2 maç, 3 maç oynamayla daha kimse bir şey olmadı. O yüzden böyle tepkiler verirsen sıkıntı yaşarsın. Şunu söyleyeyim ama Serdar Saatçi çok böyle varayla İsmail'in kadro düşünmedi bir isim. Bu akşamki görüntü zaten bundan sonra biter. Tamamen biter. Öyle ihtimal. Hoca ile bu diyaloğa giriyorsa sonra tabii. Kapılar falan gider, filan gider. Böyle yaparsa olmaz. Gider. Bu kamptan sonra son şeyi olur. Zaten kendi de benim duyduğum gitmek istiyor. Yani, oynayamadığından dolayı. Oynayamayacağını hissetti demek ki. Yurt dışına gitmek istiyor. Özellikle ya işte genç çocuk bunlar. Bunların kafaları karıştırıyorlar. Yurt dışına gideceksin, orada 11 garantim var mı? Ya, nerede var? Nerede var? Olacaksın ya? Menajerler bu çocukların kafalarını karıştırıyorlar. Ondan sonra sıkıntı oluyor işte böyle. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Muhabir Masası devam ediyor. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Muhabir Masası devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur. Oyna hep oyna. Evet, Muhabir Masası tüm hızıyla devam ediyor. Tabii günün diğer önemli konusu, bence konuşulması gereken konulardan bir tanesi de dün biliyorsun Fenerbahçe'de gerçekleşti. Mesut Özil'le Fenerbahçe kulübü. Tabii şu ana kadar açıklama yapılmadı. Yani kulüp ne kulüp açıklama yaptı. Yani ne bu haberi yalanladı ne de Mesut Özil'i sosyal medya hesabından bu haber yalandır diye bir tweet atmadı ki Mesut en ufak şeylerde biliyorsun sosyal medya hesabında hemen bunların yalan olduğunu söylüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü bir açıklama yapmadı ama Mesut Özil'le yollar ayrıldı. Cuma günü de Başakşehir'e imza atacağı konuşuluyor Mesut Özil'in. Ne dersiniz bu gelişmeyle ilgili? Yani Emre Belezoğlu'yla orada uyum sağlayabileceğini düşünüyorum açıkçası da. Hı hı. Yani Fenerbahçe'den hakikaten şimdi anonsu hatırlıyorum. Mesut olalım anonsuyla paylaşıldı. Hakikaten yani Tarkan'ın hangi şarkısıyla veda gel benimle Mesut olalım falan derken yani şimdi veda oldu. Çünkü hakikaten öyle yüksek perdeden getirildi ki Mesut, yani Mesut çok büyük bir marka, kabul ediyorum ama ne oldu da bu duruma gelindi? İlginç ya. Çok enteresan yani. Geçen sezon bakıldığında adam istatistik olarak kötü de bir istatistik çizmedi yani Mesut. Ama yani bu kadar iyiydi mesela Sayın Ali Koç'la arası, işte Acun Ilıcalı vardı arada, birlikte İngiltere'ye gittiler transfer görüşmeye. Ya nerede film koptu? Neden bu kadar birbirlerinden uzaklaştılar? Nasıl böyle bir duruma gelindi ben anlayamıyorum açıkçası. Kartal Yiğit. Ya baştan ben bilmiyorum yani, ön yargılı değil. Bence baştan geliş hataydı. Baştan yani gelmeyecekti çünkü tamam öyle ya da ya böyle Mesut hakikaten bir Falcao'dan yan yana fotoğrafı piyasaya sürdü, gelmek zorunda yani, kaldı. Orada da aynen. Fener'in işte biliyorsun kampanyalarda Mesut derken, Acun Ilıcalı Mesut falan derken Mesut Özil olmaz, geldi. Olmaz yani gelmesi hataydı. Aşının tutmayacağı belliydi zaten. Sonuçta bir şey var yani, çok şimdi oyuncu bir yerlere gelmiş, oyuncu belli bir yaştan sonra geldiği zaman artık kariyerinin son dönemi böyle büyük takımlarda istediğini veremiyor. O yüzden bence yanlıştı. Gelişi yanlıştı.
gidişi de yanlış diyemeyeceğim. Doğru olandı. Zaten çıkmıyordu değil mi antrenmanlara falan? Şöyle, kadro dışıydı zaten. Kadro dışıydı ama sözleşmesi şöyle bir madde vardı onun. Yani Arsenal de aynı maddeye uyguluyor. Yani sözleşmelerde hep o madde var. Kadro dışı kalsa bile takımla beraber antrenmanlar yapabilir maddesi var. Ya, istese çıksa çıkardı. Çıkardı. O da Ozan'la beraber. Ozan tek başına idman yapmasın diye o dönemde. Onunla beraber yaptı. Onunla beraber antrenman yapıyor. Daha sonra Ozan gittikten sonra tek başına antrenman yaptı. Antrenman da yapmadı. Bazı görüşmeler için yurt dışına gitti belli geldi. Zaten yani gidişatın bu yöne çekileceği belliydi. Bence doğrusu oldu. Yani Fenerbahçe zaten yararlanamayacaktı. Hiç olmazsa Mesut şimdi dediği gibi Başakşehir'de bence biz son dakika gelişmesini verelim istersen. Federico Makeda resmen Ankara Gücü'nde. Başkent ekibi İtalyan forvetin transferini açıkladı. Federico Makeda Ankara Gücü'nde. Hayırlı olsun diyelim. Ankara Gücü bayağı transfer yapıyor. Evet. Evet. Fena takımlar yani iyi takım kuruyor. Transferler yapmadı. Ve hala yani transfer dönemi sonuna kadar kadrosuna önemli isimler katacak gibi seneye. Ya şu da var tabii. Çok transfer yapan çok iyi bir takım evet, olacak diye de bir şey yok ama şey. Şu an hani en azından şunu görüyoruz yani iyi bir yatırım aşamasında Ankara Gücü. Evet. Evet. Evet Mesut'la ilgili senin devam ediyordun sevgili Kartal araya yani gittik. Başakşehir evet eğer anlaşırsa anlaşacak gibi gözüküyor. Emre Belezoğlu'yla bence Mesut Türkiye'deki o kötü başlayan macerasını bence iyi bir olumlu yöne çevirebilir. O yüzden Başakşehir bence Mesut için Türkiye'de eğer kalacaksa ideal. Hem tanıdığı bir isim Emre Belezoğlu takımın başında. Bence orada iyi bir performans sergileyebilir. Ya Fenerbahçe'de olmadı. Kafa olarak olmadı. Hem fizik olarak olmadı. Ama Başakşehir'de özellikle bir dönem bence iyi oynayabilir. Tabii alacakları ne olacak şimdi bunlar yüksek maliyetli oyuncular yani alacak mı bütün alacağını hak edişini ya hak edişini şöyle değil de önceki senenin alacaklarını alacak mı ne yapacak o önemli. Şöyle tabii bir kısım şunu söylüyor işte bu senenin parasını peşin aldı deniyor bir kısımda şöyle bir görüş var tabii şimdi kap açıklaması daha gelmedi. Şimdi bazı futbolcular kulüplerden ayrılıp başka bir kulübe gitti imza attığı zaman aynı rakam almıyorsa aradaki farkı eski kulübü karşılar bu Türkiye'de en fazla evet, yapılan şeylerden doğru, bir tanesi oluyor. Şimdi Fenerbahçe kısmına düşen rakam 3 milyon euro civarı bir rakamdı. Üstü sponsorlar tarafından karşılanıyor. Yani 7-7,5 milyon euroluk bir paket düşün. 3 milyonun altına imza atarsa, diyelim ki 2,5'a atarsa 500'ü Fenerbahçe karşılayacak 2 yıl boyunca. 500-500. Eğer atmazsa, 3 atarsa o zaman otomatikman Fenerbahçe'nin kasasından para çıkmamış olacak. Ama tabii burada önemli olan Başakşehir'le yapılan anlaşmanın detayı. Nasıl şimdi Başakşehir biliyoruz imkanlarını bu sene çok şey bir imkan yok deniliyor. Başakşehir'de böyle bir imkan yani, yok. Bu paraları Başakşehir'in o parayı yani verme ihtimali. Başakşehir'de büyük ihtimalle sponsorlarla bulacak. Yani daha önce Arda için biliyorsun Arda Turan için sponsorlar bulmuştu. Olabilirler belki ama sponsor yani anlamında bir veya Acun rakamı artıracak. Arda en prime döneminde gelmişti. Ben sponsor olayını tam hatırlamıyorum ama en iyi dönemde şeyler gelmişti işte. Arda Turan. Şimdi işte, Mesut en iyi döneminde değil de sponsor değil. Transfer anlamında yani, söylüyorum ama ben sana. Ben artık bu saatten sonra pek bir sponsor mu sponsor da olacağını zannetmiyorum. Yani kulüpler böyle yapacak. Başka çaresi yok. Yoksa zor yani. Ya Mesut'un hala işte o sosyal medya gücü 27 milyon takipçisi var sadece Twitter'da. Bana az kalmış demek ki. Ne? Yani dolayısıyla hala bir yani çok büyük bir marka. O açıdan ya hani paraya ihtiyacı yok. Yani geçen Endonezya'ya gitti biliyorsunuz. Marka ile ilgili 100 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı yani biliyorsun. Mesut futbol oynamak Mesut'un istiyorsa yani. Yani bu dakikadan sonra paraya bakmayacak. Şey ya, bu dakikadan sonra Fenerbahçeliyim diyor. Çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim diyen Mesut'un da bu dakikadan sonra da gelip orada para hesabı yapacağını tahmin etmiyorum. Bence ben sana söyleyeyim. Bence çünkü yapılan lazım konuşma pardon çok kısa sürmüş. Yani kulüpteki toplantı çok kısa sürdüğünden dolayı. Yani orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Aynen. Demin de söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe biliyorsunuz Watford'dan bu akşam geliyor. Jorge Jesus transferini gerçekleşti. Prensip anlaşmasına. Jesus'un istediği miydi bu oyuncu? Jorge Jesus'un istediği futbolcuydu. Joshua King. Jorge Jesus'un özellikle istediği bir isimdi. Aslında Joshua bakıldığı zaman Premier Lig'de oynuyor yıllardır. Evet. Ama sanki ne bileyim yani ben
böyle gol şimdi baktık. Bu tam forvettir, forvet arkası. He, tam santrafor değil, değil o zaman. Tam santrafor değil. Büyük ihtimalle Rogon, biliyorsun Fenerbahçe'nin bu menajerlik şirketiyle çalışıyor Fenerbahçe. Rogon menajerlikle çalışıyor. Roberto Firmino'yu Fenerbahçe'ye getireceği yönünde bir haber geldi az önce. Birazdan Ajans Spor'da zaten onu da haberleştireceğiz. Roberto Firmino. Firmino'nun yaşı kaç acaba? Firmino'nun yaşı 91'li olması lazım. Yani da geldi yani yaşı. Artık var yani Firmino. Firmino vardı tabii. Onu getireceği konuşuluyor. Hemen bakayım, 31 yaşında. Hmm. 1991 yani, doğumlu. Santrafor için. Santrafor. Normal. Piyasa değerini sana söyleyeyim, 32 milyon euro. Tabii yük yani sonuçta tabii Liverpool'un yani, Liverpool'dan yani, şey diyemez. Ama bak ben şunu söyleyeyim. Ya bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin mutlak sürat, Charlotte, Firmino, artık kim varsa iyi bir golcü anlamında. İyi bir santrafor, bak Fenerbahçe iyi. Abu Bakar, ne bileyim atıyorum işte Bakayeme. Bir şey olmaz. Bulması lazım. Bulması lazım. Bak ben Sakarya'daki o şey maçı izledim, Hull City maçını. Tamam Fener baskı kuruyor, geliyor ya, kanatlardan falan ama. Bir de şimdi ben sana şunu sorayım Kartal. Bir golcü lazım. Bırak golcüyü. Hull City'nin ilk maçı hazırlık maçı, senin kaçıncı hazırlık maçı? Tabii. Hull City'nin kadrosunda yeni transferden 5 tanesi oynamıyor. Oynamıyor canım. Sen yani ideal 11'e ideal 11'e yakın bir kadroyla çıktın. Yani sen ona rağmen zorlandın. Zorlandın tabii. Zorlandın. Son dakikalarda Arda'nın kendi kişisel bir frikik golü, arkadan bir karambol. Evet, Berişan'ın yani kafasından seken evet, top. Serdar zorlandın. Dursun kafa vuruşuyla beraber gol maçı aldı. Ya gerçi ben ona bakmıyorum. Yani hazırlık maçları önemli değil ama yani şu var. Sayın Ali Başkan geçtiğimiz senelerdeki hatayı yaparsa çok büyük hüsrana uğrar bu sene Fenerbahçe. Yani tam bir santrofor alması lazım. Yani aynen. Nokta. Nokta dışarı. Yani golü koklayan bir adama 3-5 15-20'ye evet, bakmayacaksın. Yani bakmayacaksın. Artık bu dakikadan sonra 3-5 15-20'ye bakmayacaksın. Alamazsan yani yok Valencia kalsın falan filan yani, olsun. Berişe zaten şu an Almanya'da yani, Menz'de gider, görüşme gider, yapıyor. Büyük ihtimal anlaşacak. Yani bunlar var. Serdar Dursunmuş. Serdar bunlar falan var dersen bak ben sana söyleyeyim. Bu kadar paraya yazık olur, hüsran olur. Aynen. Yani bir tane nokta atışı tam bir santrafor. Söylediğin isimler önemli isimler tabii. Alırsa iyi iş yapar ama alamazsa ben sana söyleyeyim çok büyük hüsrana uğrar Fenerbahçe. Yani geçtiğimiz seneki hata Baspar bağırıyor, hala bağırıyor. Bu takıma santrafor ihtiyacı var diye resmen bağırıyor. Buna rağmen alamazlarsa yani çok büyük bir yanlış olur ama ben özellikle Jesus'un bu hataya düşeceğini düşünmüyorum. Bence düşünmüyorum. O zaten görüyordur takımı. O zaten neyin ne olduğunu yani biliyor. Görüyordur. Santrafor ihtiyacı olduğunu görüyordur. Evet. Dediğin gibi bir değil iki. Yani şimdi King tamam gole yönük bir oyuncu ama King olabilir. Onun yanında dediğin gibi iki tane iyi bir santraforun olması lazım. Tabii görüşmeler yapılıyor. Tabii yetişir mi yetişmez mi biliyorsun. Ayın 14'ünde Fenerbahçe'nin evet, listeyi vermesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi için. Tabii yani maç var. O maça yönelik listeyi vermesi gerekiyor. Kaldı iki günlük bir süre ben yani. Ben sanmıyorum ona yetişeceğini. Yani King de, yetişir de. Ama yetişse bile yani. King zaten bu akşam geliyor. King geliyor. Yetişir. King'te bir sıkıntı yok. King gelir ama yani oynama açısından. Oynama açısından yani. Direkt ilk 11'de koyacak hali şey tanımıyor etmiyor. Belki kamp ilerleyen dakikalarda veya ikinci maç ne bileyim artık yani girer oynar bir şey diyemiyoruz. Bak bu yönde Beşiktaş hakikaten Beşiktaş'ı ben bu sene takdir ettim. Ama bir şey söyleyeceğim takdir sana. Geçen yani sene de bu kadroyu takdir etmiştik. Tabii. Yani baktığın zaman Beşiktaş'ın kadrosu. Yok, tamam kadroyu takdir ettik de transferlerin hemen hemen tamamına yakınının bitirilip kampa yetişmesini takdir önemliydi ediyorum. Tabii. Kadronun genelini takdir etmiyorum. Özellikle transferleri, hücum hattını Beşiktaş tamamladı. 3 tane hücumcu aldı. Tartışılır mı? Bence tartışmaz isimler. Şimdi Muleka geçtiğimiz sezon tabii canım daha ne yapsın adam ya. İnanılmaz şeyler yaptı. Ligi de tanıyor. Rögers diyorsun Avrupa'da piyasası olan bir oyuncu. Cenk Tosun diyorsun iyi bir Cenk Tosun. Sakatlanmasa yine iş yapar. O yönden Beşiktaş bütün hazırlığını bitirerek kampa gitti. Hakikaten yönetimin bir başarısı yani tebrik etmek lazım. Evet saatlerimiz 19.22'yi gösteriyor. Aramız var mı? Devam ediyor muyuz? Yokmuş devam ediyormuşuz. Artık yavaş yavaş Galatasaray'ın
Galatasaray'a tekrar dönelim. Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Hı-hı. Zaten Kerem olayını konuştuk. Transferde ne olacak? Okan Hı-hı. Hoca kimleri istiyor? Ayhan Akman'ın evlatları inanılmaz bir performans sergiliyor. Evet. Neler söylersin? Yani Fenerbahçe'de nasıl Arda tüm Türkiye'nin yüzünü güldürüyorsa, Galatasaray'da da Hamza'nın çıkışı açıkçası hazırlık maçında girer girmez oyuna ekstra işler yapması herkesin yüzünü güldürdü. Hı-hı. Hamza ile birlikte ondan 2 yaş küçük kardeşi Efe de oyuna girdi. Herhalde Mert Korkmaz, Bülent Korkmaz'dan sonra aynı anda Galatasaray formasını giyen ilk oyuncu o. Daha öncesinde tabii Özdenak abilerimiz var. Yasin Özdenak, Gökmen Özdenak. Sanırım Tanju Çolak, Yücel Çolak da bir dönem beraber Galatasaray'da oynadılar. Hamza Akman'la Efe Akman'a da kısmet oldu. Umarım uzun yıllar beraber Galatasaray formasını terletirler. Şimdi şöyle bir durum var. İlk Hamza çıktı. Tabii Hamza hepimizi heyecanlandırdı. Daha üst yaş kategorilerinde herkes şöyle diyordu. Siz bir de Efe'yi görün yani. Efe de çok ekstra diye. Şimdi tabii fiziksel olarak Hamza biraz daha önde ve sürekli dikine düşünüyor. Yani bu çok önemli bir artı. Oyun görüşü, yani ben topçuyum diyor Hamza. Efe de abisinin yolundan ilerliyor. Efe'yi biraz daha Modric'e benzetiyorlar. Göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Ben Hamza'nın bu sezon süre alacağını düşünüyorum açıkçası. Normal sezonda da, hazırlık maçları bir kenara, normal sezonda da Hamza'nın süre alacağını düşünüyorum. Şimdi Galatasaray transferde ne yaptı? Abdülkerim Bardakçı bir stoper, bir sol bek Kazımcan, bir de 8 numara Sergio Oliveira. Bakıldığı zaman fena değil hamleler, ama tabii ki yani 3 hamle ayrı ayrı iyi hamleler. Kazımcan doğrudan ben as oyuncu olacağını bu sezon düşünmüyorum. Ama geleceğe yönelik iyi bir yatırım. Abdülkerim oynar, Oliveira da direkt 11 oyuncusu. Şimdi 2 orta saha daha hedefleniyor. Bakıldığı zaman ben asgari bir orta sahanın daha transfer edileceğini düşünüyorum. Mutlak suretle bir sağ bek transferi düşünülüyor çünkü şu an Omar'ın performansı yeterli bulunmuyor. Zaten Sasha Boye ile de ipler kopmuş durumda. Bir sağ bek transferi şart duruyor. Cagne, Gomis, Mustafa Muhammed üçlüsün şu an Mustafa Muhammed satılacak gibi duruyor. Cagne, Gomis de açıkçası bir sezon boyunca yeterli santrafor hattı olarak gözükmüyor. Santrafor da isteniyor ve bir de kanat oyuncusu mutlaka isteniyor. Tabii stopere de takviye. Yani Galatasaray'ın en az yine 5-6 transfer hedefi var. Onu söyleyebiliriz. Şimdi Paris Saint-Germain'in orta sahası İdris Gueye ismi son dönemde gündeme çok geldi. Ki Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biriydi. A planlarından biriydi. İdris Gueye, ki bakıldığında yani hakikaten çok üst düzey bir oyuncu. Kariyeri boyunca üst düzey oynamış bir isim. Lille'de şampiyonluk yaşamış, Premier Lig görmüş ve Paris Saint-Germain'e transfer yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla gelse hakikaten Galatasaray merkezini, orta sahasını sınıf atlatacak bir oyuncuydu. Ama şu an yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmadı. Yani bakıldığında Oliveira transfer işte 12'den 3 milyon euroya indirildi. Büyük transfer başarısı olarak gösteriliyordu ki böyleyse yani 12'den 3'e indirilmesi biraz bana enteresan geliyor. Yani 12'den başlayan pazarlık 3'e nasıl iniyor orası biraz bana garip geldi açıkçası. Yani verilen maaş da 2,750 bin euro. Yani o düzeyde oyuncu için normal maaşlar belki şu an bize fazla geliyor. Maaşını demiyorum ama hani şurada 12'den 3'e falan indirildi deniyordu. O zaman hani şu an transfer işlerini yürüten herhalde tüm haklarını, tüm beceriyi o transferde mi kullandı? Çünkü Umut'a gidildi, Umut'tan sonuç alınmadı. G'ye gidildi, G'den sonuç alınmadı. %99 Pedro işi alıp gelecektiniz. O işte sıkıntı çıktı. Yani ben anlamadım. Şimdi yeni isimler, yeni listeler konuşuluyor. Diawara ismi. Geçen sene de listedeydi yine Diawara. Çeka, Lille'deki oyuncu. Yine geçen sene gündemde olan isimler. Yine aynı isimlere dönüldü. Şimdi Burak Elmas dönemi gündeme gelen isimlere dönüldü. Luis Campos dönemi. Göreceğiz. Sağ bekte birçok isim geçiyor. Mert Müldür bunlardan biriydi. Kayseri Onur Bulut bunlardan biriydi. Ama
şu an onlardan da bir sonuç alınamadı. Mert Müldür için sağ sol çok istiyor. Kaan Ayhan'ın ismi yine gündemde. Stoper noktasında Dinayer'in ismi gündemde. Dinayer 3 milyon euroya yakın senelik maliyette bir para istiyor. Dolayısıyla pek kolay gözükmüyor. Kaan Ayhan'ın maaşta çok sorun çıkmaz ama sağ sol yine bonservis konusunda biraz sıkıntı çıkarıyor. Sağ bekte Sergi Auer ismi var. Şu an boşta. Çok, o da üst düzey bir oyuncu. O alınırsa bence Mariano Ebu'ya etkisi yaratabilir. Onu söyleyelim. Çok iyi bir sağ bek. O gelirse iyi olur Galatasaray adına. Şu an durum bu transfer noktasında. Evet, çalışmalar devam ediyor Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. Zaten büyük kulüplerde transferler bitmez. Onu söyleyelim. Bitti desek bile. Son dakika, son saniye. Biliyorsun o Faxlar, Maxlar. İşte son bir teklif ettiğin futbolcunun eğer alıcısı çıkmazsa anında fiyatlar iner. Hadi onu da alalım, hadi de bunu da alalım diye diye kadroları doldurulur. Ama tabii Türkiye Futbol Federasyonu da biliyorsun bu sene bir karar aldı. Yani 14 yabancının üzerine yabancı koyduğun zaman da her bir yabancı futbolcu için 500 bin TL federasyona ceza ediyorsun. Kadronda bulundurduğun her bir futbolcu. Yani istersen 25 tane. Gençler için yok galiba. Gençler için yok. Sadece belli bir yaş üstü için var. Tabii bu da aslında iyi mi oldu, kötü mü oldu, oynatamayacaksın yabancıyı niye getirirsin? O da, yani bu getirdiğin yabancı yani. Oynatamadıktan sonra bir de ceza ödersin. Bir de üstüne üstlük bu yabancı futbolcuya transfer taksit ödersin. Primlerini ödersin. Ne evet. diyorsun? Yani çok saçma değil mi? Saçma yani, yıllardır zaten bizim ülkemize işte futbolcu çöplüğünün oluşmasının en büyük nedeni bu. Zarar. Kulüplerin bu duruma düşmesinin en büyük nedeni bu. Alıyorsun alıyorsun, oynatmayacağın adamlar kenarda duruyor. Yani bırak kenarı, kulübede bile durmadı yıllarca. O yüzden şimdi böyle bir kural getiriyorsun. Alsınlar getirse. Zaten para para diye kıvranıyor kulüpler. Şimdi getirdin, federasyona ceza edeceksin. O adama, oyuncuya vereceksin. Oynatamayacaksın üstelik. Yani planlı programlı kulüp varsa bunları zaten yapıyor, teker teker işi hallediyor, ama bunu yapmayan varsa da bunun zararını, ceremesini çekiyor. Genç oyuncu da bu yok. Genç oyuncu bundan sonra ben kulüplerin artık gençlere daha çok yöneleceğini düşünüyorum. Yani yabancı olur, yetiştirip satman da o zaman tabii. Yabancıyı biraz yabancı, böyle genç, genç yabancı yani, alıp, olacak. İşte yani, rezervlik diyorlar yani. İşte rezervlikte bir sıkıntı var. O da ben sana söyleyeyim. Rezervlik olmayacak. Onu da söyleyeyim burada. Bir sıkıntı da var yani. Sıkıntı var. Olacak mı, olmayacak? Olmayacak rezervlik. Çünkü niye olmayacak? Niye olmayacak? Yayıncın yok orada. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Masraf. Hakem yok. Sana en büyük sıkıntıyı söyleyeyim mi? Hakem. Tabii hakem de sıkıntı. Hakemin yok. Ona hakem bulursun. Alt klasman hakem vereceksin oraya. Yani gidip de kolay değil. 38 tane daha ekstra 38 tane daha ekstra maç çıkacak işte, sana. Buna kadro, bu hakem kadron maddi, yeterli maddiyat değil. Maddiyat en büyük sıkıntı orada. Artı maddiyat. Bir de geç kaldılar. Yani bu işler daha önceden oldu. Yayın da yok. Tabii. Bu önümüzdeki sene olursa olur o rezervlik. Şimdi olmaz. Olmayacak zaten herhalde, görüntü öyle. Evet. Evet, saatlerimiz 19.30'u gösteriyor. Biraz da Trabzon'dan bahsetmek istiyorum. Trabzonspor evet, hakikaten Sayın Abdullah Avcı dün kampta muhabirlerle sohbet ediyor. Hı. Bu sene tabii ligin biraz daha çekişmeli geçeceğini, geçen seneki gibi puan farklarının olmayacağını belirtirken Trezeguet'e ilgili de övgüler yağdırıyor. Ki Trezeguet'i sen çok daha yakından tanırsın. Niye evet, öyle Kasım diyorum? Kasımpaşa'dan dolayı. Çünkü abin de o dönemde kardeşin o dönemlerde Trezeguet ile yani antrenördü, evet, yardımcı evet, antrenörlük Mustafa yapıyordu. Hocanın Mustafa Hoca'nın yanındaydı. Neler söylersin? Vallahi zaten şimdi bak, Kasımpaşa'nın çıkış yaptığı o dönemde Trezeguet-Cagney ikilisiydi. İnanılmaz bir ikili oluşmuştu. Trezeguet her maç şov yapıyordu. Cagney'e her maç aldat diyordu. Ne zaman işte birinden biri bozuldu, Kasımpaşa zaten düşmeye başladı. Şimdi Trezeguet iyi transfer. Yani belki Başakşehir'de bence çok böyle istenileni veremedi. Kendi de motive olamadı diye düşünüyorum. Çünkü kiralıktı. Ama Trabzonspor yanılmıyorsam zaten bonservisini aldı. İyi bir iş yaptı.
ayağına çok hakim bir oyuncu bir kere. Yani Trabzonspor'un öyle çünkü Trabzonspor hakikaten göze hoş gelen futbol oynayan takımlardan biri. Belki de geçen sene tabii ilk sıradaydı. O yüzden işte Marek Hamsik, Trezeguet, işte Bakasetas, yani çok iyi bir ekip oluşturdular bu yönde hücum anlamında. Trezeguet de bunlardan biri olacak. Ben olumlu görüyorum bu transferi. İyi bir transfer. İngiltere'de oynadı. Kasımpaşa'da zaten çok iyi bir performans iyi bir sergilemişti. Ya. Burada zaten yapıp öyle gitti İngiltere'ye. Evet. Trezeguet yani tutturursa bence Trabzonspor'da iş yapar. Yani öyle gözüküyor. İş yapacak bir oyuncu. Çünkü oyuncunun kumaşı belli. Kalitesini biliyoruz zaten. Ligi tanıyor. Türkiye'yi tanıyor. O anlamda bir sıkıntı çekmeyecek. Yani bir uyum sorunu olmayacak zaten. Adaptasyon sorunu. O yüzden Trezeguet'in transferi Abdullah Hoca'nın istemesini ben normal karşılıyorum ve yerinde karşılıyorum daha doğrusu. Trabzonspor hemen hemen kadrosunu korudu. Yani bir ben sana bir isim daha söyleyeyim. Az önce gelen bir bilgiyi sana söyleyeyim. Sağ stoper araçlarına sürülen Trabzonspor Bundesliga bir Hoffenheim'in Avusturya milli takım oyuncusu Stefan Puschu transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürülmüş. Doğru. Görüşmeler devam ediyor. Trezeguet, Eren, Doğucan, Larsen ve Denswil'le kadrosunu güçlendiren sonra sağ stoperi arayışa başlayan Trabzonspor birçok yıldız isim gündeme gelmişti. Tekrar söyleyeyim ben sana Hoffenheim'den sağ stoperi Avusturya milli takım oyuncusu Stefan Puschu. Ama bir stopere ihtiyacı var Trabzon'un da. Var, yani savunmada çok sıkıntı yaşıyorlar zaman zaman. Geçtiğimiz sezon da öyle. Yani orta saha ve hücum hattı çok iyi ama savunmada problem yaşıyorlar. Bir stoper alıp onlar büyük ihtimal noktalayacaklar transferi. Hücum yine çok büyük bir değişiklik olmadı. Sadece evet Envaka ve Vakame oraya Treze geldi. Envaka yani, ama fiyatlar da. Çok. Bak, Vakame şu anda hala ortada kalıyor. İyi oyuncuydu. İyi oyuncu ama. Nerede bak, şu anda? Ben sana şunu söyleyeyim hep menajerler. Yani menajerler bir oyuncunun aklını karıştırıyorsa bu olur. Bak bu kadar iyi bir oyuncu şu an anlaşması lazım bir yerle. Kampa gitmesi lazım. Yok. Niye anlaşıyor? Büyük inanılmaz paralar istiyorlar büyük ihtimalle. Ya, Trabzonspor'dan da o şekilde ayrıldı. Yani ben Vakame'nin yerinde olsam Trabzonspor'da kalırdım. Tanıdığın yer, taraftar seni çok seviyor. Yani niye kalmıyorsun? Doğru. 3-5'e bakmayacaktın. Kısa bir yarış aramız var. Aradan sonra Muhabir Masası devam edecek. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Muhabir Masası devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna. Evet, saatlerimiz 19.41'i gösteriyor. Yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geliyoruz ama tabii Trabzonspor'la ilgili konuşuyorduk. Transferlerle ilgili konuşuyorduk. Trezeguet'le ilgili konuşuyorduk. Hakikaten iyi hamleler yaptı Sayın Abdullah Avcı. Zaten geçen senenin devre arasından itibaren bu senenin plan programı yapılmaya başlandı. Hatırlıyor musun o dönemde? Evet. Bursa Spor'da oynayan genç futbolcuları alamasıyla beraber hamleler atıldı. İleriye dönük hamleler atıldı. Gene transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya baktığın zaman şu anda zaten bütün takımlar açısından da bu sezon şampiyonluk çok çok önemli. Hepsi zaten bunu söylüyorlar. Trabzon açısından da çok çok önemli. Onlar da geçen sene şampiyon oldular. Bu sene de şampiyon olmak istiyor ama tabii önlerinde bir Şampiyonlar Ligi maçları da var. Şunu sana sormak istiyorum. Değerlendirdiğin zaman şu ana kadar yapılan transferlere değerlendirdiğin zaman ikinize de sorayım. Hangi takımın transferleri gelen anlamda söylüyorum sizce olumlu oldu? Yani transfer anlamında hangi takım bir adım önde diyeyim isterseniz? Vallahi ben Beşiktaş önde diyeceğim. Şu anda değil mi? Görüntü bence, anlamında. Bence %100 Beşiktaş yani. Şu an transfer dönemini en verimli geçiren evet, kulüp. Beşiktaş önde. Yani özellikle hücum hattı olarak yani rakiplerinin santrafor bulmakta zorluk çektiği tabii, bir dönemde 3 tane santrafor getirdi. 3 tane golcü aldınız. Yani önemli. Hele Muleka olsun, Vegas olsun. Bunlar hep Cenk iyi olsun. Transferler. Cenk olsun. Cenk'i de tabii saymalıyız. Yabancı anlamda. Getson'u zaten daha önce bitirmişlerdi. Yani Beşiktaş şu anki görüntüsüyle transferde her şeyiyle hazır bir takım.
nasıl bir ekip kurduğunu gördük. Yani tabii ki eksiklikler hala vardır, yapılacaktır ama görüntüye bakıldığı zaman ben Beşiktaş'ın transferlerinin şu ana kadar ki diğer rakiplere göre çok önde olduğunu düşünüyorum ama transfer daha çok uzun bir dönem var. Fenerbahçe'de özellikle Fenerbahçe'nin ben bundan sonra da iyi transferler yapacağını düşünüyorum. Onları da bir görelim, ondan sonra konuşalım ama şu anki tabloda hücum yönünden Beşiktaş bence hakikaten iyi transferler yaptı. Sen de mi aynı görüşesin Burhan? Ya şimdi bakıldığı zaman Beşiktaş'ın eksik kalan yani iki, bir ya da bir buçuk mevkisi falan var diyeyim. Tabii. Yani onun dışında ya bir ya iki oyuncu alınacak. Yani her bölgeye yaptığı transfer hani kalbur üstü oyuncular. Tabii. Yani o yüzden ya hele şimdi ya merkezi de güçlendi Beşiktaş'ın. Ya merkezi zaten geçen seneden bitirmişti. Tabii. Jetson bitti. Jetson transferi. Joseph duruyor hala. Yani belki oraya bir oyuncu da alınabilir. Yani Muleka yani çok tam nokta transferler yapıldı bakıldığı zaman. Doğru. Ya iki tane santrafor alıyorsun. Ve sağ tarafı şu an bakıldığı zaman yani en güçlü yeri sağ tarafı. Evet, Gezal, sağ çizgi Rozier. Zaten ekstra. Tabii. O yani yüzden solda Muleka olacak. Ama şu var. Baştan kırılmaması gerekiyor Beşiktaş'ın. Yani sezon başında bir böyle 4-5 haftalık galibiyet serisi yakalayabilirse gider ama kırılırsa hani ilk haftalardan sıkıntı yaşayabilir. Çünkü teknik adama hani ilk 7-8 hafta çok önemli diyorsun. Tepki sonra vermek için bekleyen var, insanlar var gibi var. Ben açıkçası tabii, onu hissediyorum. Var Beşiktaş'ta var. Bir de yani bekleyen bir teknik direktör de var. Yani olur tabii. Onu da söyleyeceksin yani. Şenol Hoca konuşuluyor gerçi ama şu da var. Ligin ilk başları her ne kadar her takım hazır olsa da hep sıkıntılı geçer. Yani kimin kimi yeneceği belli değil. Mesela şöyle bir aslında fikstür avantajı çok kötü değil Beşiktaş'ın ilk başlarda. Yani ilk Kayseri'yle oynuyor. Kayseri'yi yener diye düşünüyorum. Tabii ki futbol ilk maçlar dediğim gibi sıkıntılı geçiyor ama bir Kayseri'de alınacak farklı bir galibiyet, bir morallenme, bir 2-3 böyle bir galibiyet alırsa rüzgarı arkasına alır. Öyle gözüküyor. Ama tabii futbol bu. Yani teknik adamın işi de zor. 2-3 maç aksi bir sonuçlarla devam ederse bu sefer hocanın ismi eleştirilmeye başlayacak. Ama şey o konu konuşuyor. Her hafta zaten bu konuyu konuşuyoruz aslında. Az da olsa bir şekilde açıyoruz. Yani Beşiktaş taraftarının kafasındaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi böyle bir kadro oluştu ama teknik direktör anlamında kaldırabilecek mi? Geçen hafta yaptık işte. Yani undu, şekerdi, oydu, buydu, helva muhabbeti var ya yani. Evet. Acaba yemeği yapabilecek mi tarzında bir herkesin kafasında bir soru işareti var. Bir de tabii şu da var. Geçen sene de baktığın zaman iyi bir kadro kuruldu. Yani Bassuay'ı kim hayır diyebilirdi? Piyanistler, Alex Teixeira'lara falan kim hayır diyebilirdi? Fakat uyum sağlanamadı. Olmadı. Yani bu sene baktığın zaman iki handikap var. Ya teknik direktör anlamında bir sıkıntı olabilir mi, olmayabilir mi? İnşallah da olmaz tabii ki. Evet. Öbür taraftan bu kadroyu kurdun ama belki de geçen seninki sıkıntıdan aynısı yaşanacak. Yani olabilir. Ya bilinmez ya. Bu çok futbol tabii çok yani enteresan bir ne olacağı bilinmez. Vallahi yani biz şimdi buradan konuşuyoruz ama nafile bence yani bir başlar 5-6 hafta görünür. Ondan sonra hiç ummadık bir takım çıkabilir, aradan sıyrılabilir. Yani o yüzden burada her şeye gebe. Yani her takım için geçerli. Yani Beşiktaş için yani geçerli. Hepsi her takım için geçerli. Yani. O yüzden bekleyip de görmekte fayda var. Bir de şimdi bak burada dikkatine çıkıyor mu? Şeyi de bir yandan bakıyoruz. Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası var. Ben de bakıyorum. Ya inanılmaz oynuyorlar ya. Müthiş ya. Yani, o frikikleri falan filan izliyorsun. Yani erkek sanki erkek maçı varmış gibi. Danimarka, Finlandiya. Yani 45. dakika maç 0-0 hakikaten Korakor'un mücadele var. Başa baş bir maç yani kadın futbolda hakikaten ilerledi. Kadın futbolu evet. Değil mi ilerledi? Ülkemizi de ilerledi. Bizde de ilerledi. Yani dünyada zaten çok uzun yıllarda çok ya ileride kadınlar, zaten yani Avrupa'da özellikle. Bayağı normal bak yani. Ve tribünler full dolu biliyorsun. Tıklım tıklım. Tıklım tıklım. İnsanlar ne güzel gitmiş izliyor. Tribün doluluk deyince tabii bu sene yavaş yavaş son birkaç dakikamız deplasman yasağının kalkması evet. Da iyi oldu değil mi? Çok iyi oldu. Bir de şey de gelmiş galiba limit de artmış.
kulüpler isterse limiti arttırıyorlar. Yani %30'a kadar çıkarabilirler, evet, ama şimdi orada ama şu güvenlik sıkıntısı olabilir. Çünkü büyük maçlarda çok olmaz. Statlarda ayrılan bölüm biliyorsun o, evet, kısım biraz %30'a çıkarman zor. Çünkü oralar çevrilmiş vaziyette. Evet, ondan dolayı biraz zor o kısım, ben sana söyleyeyim. Hele büyük maçlarda sanmıyorum. Ama diğer maçlarda belki bir anlaşma yapılabilirse, hı hı, çıkarabilir. Yani büyük takım Anadolu takımıyla oynarsa, Anadolu takımı istekte bulunursa olur. Çünkü Anadolu takımları gittiğin zaman %30'luk bir kasıt kapasite onlar için önemli. Çünkü Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray geldiği zaman bilet fiyatları da biraz arttırıyorlar. Talep de çok oluyor zaten. Bu anlamda onlar açısından önemli. Yani, doğru söylüyorsunuz. Yani büyükler belki kendi alanında bu limiti aşmaz ama diğer maçlarda bence aşarmış gibi geliyor. Evet, programımızın sonuna geldik. Teşekkürler Burhan Can Terzi. Ben teşekkür ederim Aygünüz Bey. Teşekkürler Kartal Yiğit. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar herkese tekrar iyi bayramlar diliyorsun. Hafta inşallah görüşmek üzere. Evet, Kartal Yiğit'in dediği gibi haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Radyo Spor'da kalın. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Muhabir Masası sona erdi. Yap bir kupon, oyna Tuttur. Oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Radyo Spor. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.